Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceden işlediğimiz bir konuyu tekrardan işleme ihtiyacı duydum. Eski iPhone ve iPad'lere uygulama nasıl yüklenir? Daha önceden çektiğimiz bir videoda bunu sessiz şekilde anlatmıştık. Birçoğunuz yapabildiniz, birçoğunuz yapamadınız. İşte bu sefer bunu canlı canlı anlatarak gösterelim dedik. Biliyorsunuz ki güncelleme almayan iPhone ve iPad'lere bazı uygulamaları yükleyemiyoruz. Bir örnek verelim. Mesela Netflix diyelim. Netflix uygulamasına gittiğimizde satın alınamıyor, Netflix bu iPad ile uyumlu değil uyarısı alıyoruz. Peki ne yapacağız? İlk önce arkadaşlar bunu başarabilmek için bu uygulamaların eski versiyonlarını yüklediğiniz eski bir Apple account'unuz olması lazım. Yani Apple kimliğiniz olmalı. Eğer böyle bir eski Apple kimliğiniz yoksa bunları yükleyemeyeceksiniz. Daha önceden bu uygulamaları indirdiğiniz eski bir Apple kimliğinizle girişinizi yapıyorsunuz. İlk adım bu. Ardından Türkçe ya da İngilizce, bendeki İngilizce, purchase yani satın alınanlara giriyorsunuz alt taraftan ve indirmek istediğiniz uygulamaya bakıyorsunuz. Burada onu buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi Netflix burada. Evet, şimdi buraya bastığımızda Netflix'i indirmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi iniyor. Aşağı aldığımızda da burada Netflix'in indiğini göreceksiniz zaten. Bunun mantığı daha önce indirdiğiniz uygulamaların burada kendini hatırlaması, hangi versiyonda olduğunu kendi hafızasında tutması. Bütün numara aslında daha önce indirdiğiniz eski bir Apple kimliğinizin olması. Yeni bir Apple kimliğiyle girerseniz kesinlikle eski iPad'inize veya iPhone'unuza bir uygulama indiremezsiniz. Yani yaptığımız eski bir cihaza eski tip bir uygulama indirmek. Hepsi bundan ibaret. Evet, uygulamamız indi. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.